Hayatımda hiç kimsenin ölmesine bu kadar itiraz etmedim. Öldüreceksen öldür. Ama bırak adam bir lafını bitirsin. Bekleyeyim. Bir de birbirimize mi düşürseydi bizi? Senin ismini söyleseydi ben ne yapacaktım? Seni mi vuracaktım? Senin ismini verseydi ben seni vururdum. Ben seni vurmamak için tekmeyi sandalyeye vurdum. Ya abi belki başka birini söyleyecekti. Kimi? Beni mi Erhan? Olan olmuş arkadaşlar. İpi birbirinizin boynuna geçirip durmayın. Ben hepinize güveniyorum. Özel konuşabilir miyiz? Özeli geneli yok Hakan. Ne konuşacaksan konuş. Yapılan yanlıştı. Nedeni ne olursa olsun Tamer'i öldürme hakkınız yoktu. Eğer boynuna ilmik geçirmek gerekiyor idiyse yollardını sahibine gereğini yapardı. Göndermesine gönderirdik de Hakan. Hangi sahibine gönderecektik? O ne demek? Bana ihanet eden devletine ihanet etmedi mi zannediyorsun Hakan? Buna dair deliliniz var mı? Delili mahkeme arar. Burası adliye mi? Herifi suçüstü yakalamışım. Bir de avukat mı çağıracaktım? Mesele bu adamın kime çalıştığını öğrenmekti değil mi? Düşmanınızı öğrendiniz mi? Kim bu infazın peşine düşerse düşman o. Ben düştüm. Ben miyim düşman? Ben lafımı söyledim. Abdüley, bu yanına kalmaz senin. Tehdit mi ediyorsun? Beni dinleyecek misiniz yoksa hepiniz birbirinizi mi öldüreceksiniz? Tamer, Ali askeri alanlara bizi sattı. Sadece bizi değil, kendi istihbarat servisini de sattı. İhanetin mazereti olmaz. Her ne kadar Abdüley'in yaptığını tasvip etmiyorsam da, çünkü acele etmiştir. Ama belki de aramızda doğacak fitnenin önüne geçmiştir. O yüzden yaptığını doğru kabul ediyorum. Biz bir mücadeleye girdik. Bu mücadele zor bir mücadele. Bu mücadelede zaman zaman hepimiz hata yapacağız. Hatamız ihanet olmadıkça, ihanete sebep vermedikçe ve yol açmadıkça benim nezdimde mazurdur. Buna itirazı olan varsa kapı orada. Çekip gitsin. Kusura bakmayın. Ben yokum. Yolun açık olsun. Sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeler hepimizin lehine çalışıyor şu günlerde. İstikrarlı bir Türkiye gücümüze daha da güç katacak. Birincisi, Türkiye'deki sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeler bizim değil, sizin lehinize işliyor. İkincisi, Türkiye'de istikrarı istemeyenlerin başında siz varsınız. Neden istemeyecekmişim istikrarı? İstikrarda 1'e 2 kazanırken kaosta 1'e 10 kazanıyorsunuz. Bazı durumlar vardır ki 1'e 2 kazanmak 1'e 10 kazanmaktan iyidir Kudret Bey. Bu da o durumlardan biri. Ben Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinden yana değilim.
değilsiniz. Çünkü Kuzey Irak'tan büyük para kazanıyorsunuz. Burası tamamen sizinkilerin kontrolünde. Ticaret bu Kudret Bey. Siz zamanında oraya sadece silah satarken ben oraya yatırım yaptım. Risk aldım. Riskli dostluklar oluşturdum. Bunun rantını yemek hakkım. Ben de Davut Bey gibi düşünüyorum. Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi büyük bir kaosa yol açacak. Kaos doğduğunda ilk kaçacak paradır. Bunu hepimiz iyi biliyoruz. Ülke savaş halindeyken hangi yabancı yatırımcıyı paranı bize getir diye kandırabilirsin? Hangisini kandırırsın bilmiyorum ama Celal Bey, Kuzey Irak'tan 5 kuruş para aktaramazsın bu tarafa. Tabii ki balya balya gelen paraların kesilmesini istemezsin. İstemem tabii. İstemezsin ama bizi de düşünmezsin. Şunu unutmayın. Savaş her zaman ekonomiyi güçlü olanın lehine çevirir. Davut Bey'in dediği gibi bazen 1'e 2'yi 1'e 10'a yeğlemek lazım ama harp dediğiniz 1'e 10 değil, 1'e 1000 kar demek. Hiçbir şeyden değilse hepimiz silah satışından uğrayacağımız zararları kapatırız. Sağlıkçısın. Kan döküldüğünde pamuk satsan yeter. Eğer Kuzey Irak'ta Karaca Dağlar'la Tataroğulları'nın sağladığı avantaj 4 eşit parçaya bölünmezse, yani 2 aile Hazarbeyoğulları'yla Kaçkarlar dışlanmaya devam edilecekse, harp de kopsun isterim kıyamette. Kudret, bizimkiler Irak'a girmeden önce petrolün varili 30 dolardı. Şimdi 90 dolar. 2003'ten beri kazandığım parayı istersen burada hesap etmeyelim. İyi söylüyorsun. Kuzey Irak'a girersek 90 dolar çıkacak 110 dolara. Her işimi bırakır, sadece kaçak mazotla en zengin olurum. Ama müsaade ediyor musun, etmiyor musun? Polat Alemdar'ı mazot işinde üstüme kim yolladı? Sen. Benimle Polat'ın ne alakası var? Ben de size sitem edeceğim Davut Bey. Polat Alemdar para sevkiyatıma çomak soktu. Zararım korkunç. Benim ne alakam var Polat Alemdar'la? Her gün depolarımı basıyor. Arkasında siz olmasanız buna cesaret edebilir mi? Size diyorum ki benim Polat Alemdar'la alakam yok. Peki ondan ötürü uğradığın bir tane zararı söyle. Hepimiz burada sizin aranızda gizli bir anlaşma olduğunu düşünüyor. Herkes teknede aranızda dönen pazarlığı merak ediyor. Davut Bey, biz 4 kişiyiz. 5.'si yok. Bu masada asla olmayacak diye anlaşmıştık. Beyler, kimseyle gizli bir anlaşmam yok. Polat Alemdar'la görüştüğümün ertesi günü bana darbelerin en büyüğünü vurdu. Sayesinde karşımda oturup haklarınızı müdafaa edebiliyorsunuz. Ali Askeri, Polat Alemdar olmasaydı hepinizin idam fermanı olacaktı. Polat Alemdar dışarıda. Buyurun öldürün. Ama mesele onu öldürmek değil bence. Arkasında kim var? Hangi güçle bize meydan okuyabiliyor ve dengeleri değiştiriyor? Bunları öğrenmedikten sonra
Ne önemi var ki bir ölümün? Sen misafir geliyor diye haber yollayınca ben çok şükür bizi biriyle tanıştıracak oğlumuz. Müjdeler olsun bey. Gelinimiz geliyor dedim. Ama bu misafir gelinden de tatlı. Baktım sana gelin beğendiremeyeceğim anne. Torun getirdim ben de. Helal olsun. Nasılsa torunun iyisi kötüsü olmaz. Bırakmadın ki annem bir kaynanalık yapsın. Aşk olsun. Adını ne koymak lazım baba? Göğsünde muska gördüm evladım. Muskada isim yazılır. Bir bakalım. Yazıyor mu ismi? Yazıyor. Ali. Ben senin o güzel adına kurban olayım. Allah sana acı göstermesin. Senin acını bize göstermesin. Senden kimseye acı çektirmesin. Hep istedim ki bir oğlum olsun. Adı Ali olsun. Oldu çok şükür. Çok şükür. Sonra istedim ki bir torunum olsun. Adı Ali olsun. Oldu çok şükür. Geçenlerde oğlun diyordu ki hanım, ben aşk defterini kapattım. Elif'ten başkasını artık sevemem. Büyük lokmayı büyük konuşma dedim. Ama dinlemedi beni. Sana Elif'i sevdiren başkasını sevdiremez mi dedim. Ya böylesini kim sevmez baba? Gerçekten de böylesini sevmek lazım. Allah ne verirse sevmek lazım. Allah'tan gayri kimsesi olmayanları sevmek lazım. Allah'ın emanetini sevmek lazım. Benden diye değil, Allah'tan diye sevmek lazım. Benden diye severse insan sadece kendinden olanı, sadece kendisini sever. Hatta sadece kendisini seven başka hiçbir şeyi sevmez. Yüzde istemeye gelince istemesi kolay da Mura. İşi bitirmesi mi zor? Zor diye bir şey yok Bedri Bey. Arkadaş gücümüzün farkında değil o kadar. Ama ben İstanbul'u onun başına yıkarım. Muro, belki Polat senin gücünün farkında değil ha? Ama sen de onun gücünün farkında değilsin. Ne gücü varmış Bedri Bey? Çok gücü var, çok. Devlete güveniyor değil mi? Hayır. Senin adamların onun karşısında ölürken onun adamları seni öldürmeden ölmez. Ama herkesin bir zaafı var. Neyimiz zaafı Bedri Bey? Karı mı, kız mı, uyuşturucu mu, kumar mı, ne? İnsan. Sadece insan. Sen insan ticareti yapıyorsun ya. O bunun peşini bırakmaz. Yemat, ucunda ölüm de olsa o yemin peşine gelir.
Kadın kan kaybından ölmüş. Yarası mı varmış kan kaybetmiş? Böbreği alınmış. Nerede? Ne zaman? En fazla 48 saat içinde. Sağ ol doktor. Abdül. Bir baksana buna. Yanları mı ağrıyormuş, taş mı düşürüyormuş, neymiş? Fotoğraf ne? Foto. Kardeş. Kardeş yok. İki gün. Problem. Doktor. Gözümle görmesem sor da gözümle gördüm. Çok şaşırdım. Hadi Memati neyse de Abdülay'den beklemezdim. Ya danışıklı dövüş Polat tezgah kurdu? Ya da Abdülay birileri için çalışıyor. Keşke aralarından ayrılmasaydın. Yapacak bir şey yok. Ben orada kalsam çeker hepsini vururdum. Hüseyin'i de çağır. Bu işin adını koyalım. Ben geliyorum. Üzüldüm Zafer abi. Ben de üzüldüm Cem. Ama devletin içinde olur bazen böyle şeyler. Ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Mücadeleye devam Cem. Bizim yaptığımız bir yanlış yok. Abi silahımız yok, paramız yok. Nasıl mücadele edeceğiz? Silah da buluruz, para da buluruz. Gençlerin durumu, morali nasıl? İyidir abi. Çalışıyoruz, eğitiyoruz. Her zaman bir yol vardır. Ama bize yakışmayanı yapmak istemem. Abi, aslında birileri gelip gidiyor ofise. Nasıl birileri? Paralı. Arzu ediyorsan bir görüşeyim. Bir şeyler çıkabilir. Kim ve ne gibi? İyi akşamlar Nazife anne. İyi akşamlar. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Abdülay geldi. Canım benim. Canım 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 canım. Yavrum yavrum. Ne yaptınız Abdülay? Abi örgüt insan ticaretiyle beraber organ ticareti de yapıyor. Bebeğin annesinin böbreğini almışlar. O yüzden ölmüş. Anlat bakayım detayını. Abi insanları getirmeden önce tahlil yapıyorlar. Belli ki aldıkları bazı siparişler üstüne uygun organlı, özellikle uygun böbrekli kişileri koyuyorlar kafilenin içine. Böylelikle para ödemeden yurt dışına gitme imkanı buluyor organlarını veren mülteciler. Aracılar da 3 kuruşa mal ettikleri organı çok büyük rakamlarla satıyorlar.
Murova ekibi de çok büyük para kazanıyor bu işten. Ayrıca uluslararası çevre. Haber var mı peki şerefsizden? Yok abi. Her tarafı araştırın Abdüley. Herkese sorun. Muro'yu istiyorum. Tamam abi. Tuncay'a haber verin, ofise gelsin. Tamam. Patronuna söyle, Danimarka'daki arkadaşlara iyi baksın ha. Söyleyeyim. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Çocuk Polat Alemdar'ın ismini verdi efendim. Çocuk benim ismimi söyleseydi benden mi şüphelenecektin? Sen bizim adamımızı asmış olsaydın senden de şüphelenirdim Alper. Efendim, çok yanlış bir şey olur Polat Alemdar'ı almak. Bu çocuk Zafer'in yetiştirmesi. Özellikle bunu söylemesi tembih edilmiş. Tamer'i de Zafer mi öldürdü Alper? Polat Alemdar'ı alın Vural. Emredersiniz efendim. Ama efendim. Hadise gazetelere intikal etmişken, ortada kitapçı yetmiyormuş gibi bir de Tamer'in cesedi varken, yapacak başka bir şey yok Alper. İstanbul'da kimin böbreği alınmış, kim böbreğini kaybetmiş, hatta kimin böbreğinde taş var, kum var, hepsini öğrenmeni istiyorum Tuncay Bey. Araştıralım efendim. Bu konunun size arz ettiğim araştırmalarla alakası var mı? Bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Belki direkt Kaçkarların alakası yoktur ama işin içinde insan ticareti var, organ ticareti var, para var, sağlık var. Kaçkarlar yoksa bir tuhaflık var. Bakalım Polat Bey. İncil işinin tetikçi çocukla bağlantısı? Onu da çözeceğiz. Biraz uzak durun. Çok üstlerine üstlerine gittiniz. Bu tip ameliyatları normal hastanelerde yapıyorlar. Mümkün değil öyle bir risk. Mümkün Tuncay Bey. Hasta gariban bir mülteci yahut üçüncü dünya ülkesi vatandaşı. Neyi bilmiyor. O sırada cerrah başka bir konuyla ilgili operasyon yaptığından tek yetkili kendisi. Böbreğin alınması gerekiyor derse buna itiraz edecek kimse yok. Yani bizim hastanede de yapılabilir bu, öyle mi? Zannetmiyorum. Ama açıkçası incelemedim bu konuyu. Bakmak lazım. Ancak böbrek nakli işlemini normal hastanelerde değil, özel kliniklerde yapıyorlar. Bu işin cerrahlarıysa ya yabancı ya da meslekten atılmış doktorlar. Aman bakın Asu Hanım, çok önemli. Ayrıca size söylediğim gibi dün yahut bugün ya da yarın bir operasyon olacak. Bir mülteci kayıp. Onunla ilgili bir delil, bir iz bulmamız gerekiyor. Ben ilgilenir, size haber veririm. Şöyle. Vallahi bunu ekibe dağıtırsın doktor. Hı hı.
Eyvallah, sağ ol. Abi, böbreği veren ne yapalım? Atalım mı bir çöplüğe? Nasılsa diğerleri yakalandı. Onu dediğim yere götüreceksin. Yarın sabah da hastaneden çıkartın. Niye abi? Ne işimize yarar adam? Sana ne lan? Sen dediğimi yapsana. Çok işimize yarayacak oğlum o bizim. Çok. İkinizin de bundan böyle Zafer'in yanında olmasını istiyorum. Başkanın emri mi? Ya ne fark eder Hüseyin? Adam Tamer'i gömdü. Gidip yanında mı çalışacaksın? Çok şey fark eder. Başkanın bilgisi ve emri dahilinde yaptıysa hiçbir problem yok benim için. Başkanın bizzat talimatı. Sizin Zafer'in yanında yer almanız. Onun kontrolünde değil. Onu kontrol altına alacak şekilde. Siz de, o da Polat Alemdar'dan uzak duracaksınız. O mevzuyla biz ilgileneceğiz. Zafer sözümüzü dinlemezse öldürme yetkimiz var mı? Biliyorsun Cem, seni severim. Akıllı çocuksun. Nerede yer alacağını çok iyi bilirsin. Ne senin ne de arkadaşlarının sıkıntıya girmesini istemem. Hele böyle bir dönemde. Sağ olun Hakkı Bey. Şimdilik bu parayla idare edin. Gerisini sonra hallederiz. Aslında paraya ihtiyacımız yoktu. Ama Polat Alemdar paramızı gasp etti. Ona da sıra gelir elbet. O kadar çok hain var ki. Hangi birini öldüreceksin? Hangisi önce diye zar atıyoruz resmen. Hakkı Bey, sizin mi emriniz var mı? Estağfurullah. Ricamız olur. Siz hele bir durumunuzu düzeltin, gerisi kolay. Sana öyle bir isim vereceğim ki, ortada horoz gibi öten hainler, o öldükten sonra kaçacak kümes arayacaklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Doğruyu bulacağınızdan emindim. Ama bu kadar kısa sürede bulacağınızı da açıkçası tahmin etmiyordum. Dediğin gibi Zafer, Polat Alemdar değişmiş. Değişmiş, çok değişmiş. Para bozmuş. Seni bozacak kadar para yok galiba. Bizi bozacak kadar para henüz basılmadı. Biraz sıkıntımız olduğu doğrudur. Ama halledilir. Halledilir, halledilir. Para bulup bozulanlar nasıl para kazanıyorsa biz de o işlere gireriz. Ne mesela? Kaçak mazot içinde çok para var. Memati yiyeceğine biz yiyelim. Hatta hiçbir şey karşılıksız değildir Cem. Altında kalmayalım taleplerinin. Bizimle aynı görüşte insanlar Zafer abi. Dolayısıyla bize ters düşecek bir talepleri olmaz. Ayrıca size özel bir hayranlıkları var. Sağ olsunlar. Bize yapılan desteği de kösteği de unutmayız. İhtiyacın kadarını alacağım. Gerisiyle silah satın alacağız.
Korktun mu ortak? Sen artık benim ortağımsın. Kimseden korkmayacaksın. Benden başka kimseden korkma. Söyle şimdi. Neymiş bu önemli mesele? Geçen günkü sevkiyattan limanın payına düşeni istiyorlar Memati Bey. Haraç istiyorlar yani. Bu işler birilerini görmeden olmuyor Memati Bey. Sistem böyle. Haraç istiyorlar yani. Öyle de denebilir. Git söyle onlara. Memati baştan haraç alacak adam anasının karnından doğmadı. Ama Memati Bey... Ortak! Ben kimseye haraç maraç vermem. Sadakaya zekata karşı değilim. İhtiyaçları varsa istesinler, fazlasını verelim. Peki Memati Bey. Polat Alemdar. Benimle geliyorsun. Hayırdır? Soracaklarımız var. Buraya kadar gelmişken sor. Saklayacak bir şeyim yok. Merkeze gideceğiz. Orada soracağız. Mevzu ne? Kitapçı işinde adın geçiyor. Madem soruşturmada adım geçiyor, niye emniyetliysen geliyorsun? Talimat böyle. Geliyor musun? Zorla mı alalım? Zorla alamazsın da. Geliyorum. Bakalım ne bağlantım varmış. Silahını ver. Talimatı vereni görmeden silahı vermem Vural. Ben yolu biliyorum. Gelirim. Sayın Müdürüm, bu antrepoyu sadece Tataroğlu Holding'e kar getirecek bir yatırım olarak düşünmüyoruz. Liman ticaretini artıracak bu girişim ülkemizin çıkarınadır. Yalçın Bey, anlatamıyorum galiba. Talep ettiğiniz yer birinci sınıf tarım arazisidir. Koruma altında. Bırakın antrepo yapmayı, çivi çakamazsınız. Ne zaman tarım arazisi ilan edildiğine bakmanızı rica ederim. ...2002 yılında alınan kararla. Demek ki 5 yıl önce gelsek... ...bu inşaatı yapabilecektik. Demek ki arazilerin niteliği değişebiliyor Sayın Müdürüm. Siz benden daha iyi biliyorsunuz mevzuatı. Ben size kanuni sınırları belirtmekle mükellefim. O zaman siz mükellefiyetinizi yerine getirmiş olun. Benim mükellefiyetim de bu antreponun yapılmasını sağlamak. Thank you.
Ortağı talimat vermiş, haraç yok diye. Talimat vermiş. Adam öyle diyor Bulut Bey. Şimdi burada talimatları ben veririm diyeceğim. Sana ayıp olacak ortak. Yok, benimle alakası yok efendim. Oh, sen de işleri iyice boşladın ortak. Ortak dedik, sırtımıza bindin. Estağfurullah efendim. Çağır bakayım şu mazotçuyu. Buyurun. İyi günler. İnşallah iyidir günler. Geç otur muhterem. Madem hayırlı olsuna gelmişsin, ikramsız olmaz. Bir çayımızı iç. Ben bir şey almayayım. Konuyu arz edip çıkayım. Sen şimdi benim çayımı içmiyor musun? Yok efendim. Sen şimdi benim çayımı içmediğin gibi benim limanıma keyfine göre girip çıkıyorsun. Bir de para vermem mi diyorsun? Ben demiyorum efendim. Kim diyor lan o zaman? Ortağım. Bak, görüyor musun ne ortaklar var? Kim senin ortağın? Memati Baş. Öyle söylesene. Sağlam ortağın varmış. Bu limanın bizim olduğunu biliyor mu Memati? Söyleyemedim. Yanlış yapmışsın. Memati'ye selam söyle. Ticaretin altın kuralı, al gülüm, ver gülüm. Almazsam nah veririm gülüm. Bunların gemilerini limanımıza almayalım gülüm. Anladın mı gülüm? Hı hı. Kitapçı cinayetiyle ne ilişkin var? Benim yok. Ya senin? Cinayeti işleyen çocuk senin emrinle işlediğini söylüyor. Tanıyor muymuş beni? Sen tanıyor musun çocuğu? Ben yetiştirmediğim birini tanımam. Senin yetiştirdiğini söylüyor. Kaç yaşında çocuk? 15. Vural! Sen benim ağzı süt kokan masum bir çocuğun eline silah verip cinayet işleteceğimi nasıl düşünürsün? Böyle bir örgütlenmen bugüne kadar olmuş mu? Bunu yaptığımı duyan, gören, rapor eden olmuş mu? Ya bana herhangi bir örnek, tek bir örnek gösterin. İstediğiniz cezaya razıyım. Çocuk senin emrinde olduğunu, öl desen öleceğini söylüyor. Böyle mi söylüyor? Evet. Vural yalan söylüyor efendim. Çocuk böyle bir şey söylemedi. Bir dakika. Çocuk ne emir verirsem yapacağını mı söylüyor? Evet. Yüzleştirin çocukla beni. İşitmedin mi Vural? Yüzleştir beni çocukla diyorum. Ne dedi ne dedi? Al gülüm ver gülüm dedi Memati Bey. Sen ne dedin? Ben bir şey diyemedim Memati Bey. Benim imza attığım yere başkasına imza attırdın. Bir de bir şey söylemedin öyle mi? Memati Bey, karşımdaki yalçın Bulut.
Korktun yani. Korkmadım. Korkmadıysan diyemedin mi? Vermeden alırız, sevmeden bırakmayız diye. Bir çiçekçi bul ortak. Bir demet kırmızı gül aldır gel. Bakalım giremeyeceğimiz liman var mıymış? Gülüm. Yaşında çocuk, senin gözlerinin içine bakarak azmettirdiğini nasıl söylesin? 15 yaşında çocuk cinayet işliyorsa, üstelik benim emrimle işlediğini söylüyorsa, benim emrimle konuşur. Yüzleştir. Polat Alemdar, burası senin ofisin değil. Sorgudasın. Biz ne istiyorsak o. Çocuğu getir Alper. Yüzleştirin. Emredersiniz. Gel. Tuncay Bey, dosyalara baktım. Tuhaf bir durum var. Hayırdır Asu Hanım? Hastanemize dün acil olarak müracaat eden hasta ameliyata alınmış. Ameliyatta böbrek kanseri olduğu tespit edilmiş. Ve böbreği alınarak operasyon tamamlanmış. Ne var bunda? Hastanın bu sabah kendi arzusuyla taburcu olmak istediği bildirilmiş. Böbreği bir gece önce ameliyatla alınmış hasta, ancak ölmek ya da öldürülmek isteniyorsa taburcu edilir. Hasta çıktı mı hastaneden? Odayı boşalttı. Binadan çıkmak üzeredir. Hüsnü Bey! İstemeden kulak misafir oldum efendim. Gereken gizli takibe hazırım. Arz ederim. Beni tanıyor musun? Tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Televizyonda gördüm. Ben sana birini vur dedim mi? Hayır. Sen demedin mi oğlum Polat gibi olmak istedim, ona özendim diye? Dedim. Kim ezberletti bunu sana? Kimse ezberletmedi. Kim vurmanı istedi o kitapçıyı? Kimse. Bana özendin, vurdun öyle mi?
Ben sana ne desem yapar mısın? Yaparım. Öl desem ölür müsün? Ölürüm. Öldür desem? Öldürürüm. Ne yapıyorsun sen? Öldür o zaman. Sana emrediyorum. Çek tetiği. Ne duruyorsun? Sık! Teki. Kimseyi vurmamış bu. Kitapçıyı başkası vurmuş. Ben vurdum. Yalan söyleme. Sen kim, birini vurmak kim? Arkasında da kimse yok bunun. Boşuna vakit harcıyorsunuz. Bırakın gitsin. Ben vurdum diyorum. Kim sana inanırdı adam öldürmeye yollar korkak? Zafer abim bana inanır. Her zaman da inandı. Ben de onu mahcup etmedim. Başkanla görüşeceğim. Alo Memati. Bir eve geldiler. Adresi veriyorum. Tamer'in ölümüne neden izin verdin? Başka servislere çalışıyordu. Başka servislere çalışan bir sürü tanıdığım adam var. Geçmişte de var, yarın da olacak. Bu bizim mesleğin biraz da tabiatı. Ama ben bu tabiata kızıp kafama eseni öldürmüyorum. O yüzden sizinle anlaşmazlığa düşüyorum. Bak Polat Alemdar. Ben de senin konumunda olsam aynı şekilde davranırım. Ama sen de benim konumunda olsan başka türlü davranmazdın. Devlet dengeler işidir. Sen bazen yaptıklarınla benim dengelerimi bozuyorsun. Asi ilan edersiniz olur biter. Edildin zaten. O zaman neden sorguya alıyorsunuz? Öldürün bitsin gitsin. Anlamadığın, seni asi ilan eden ben değilim. Başkaları. Siz değilseniz temizleyin o zaman o başkalarını. Bu zaman ve sabır işi. Allah aşkına, Zafer'i yaratıp cinayet işlemesine göz yumup bu sabır işi mi diyorsunuz? Sen Zafer'i tanımıyorsun. Zafer iyi bir çocuktur. Ama sabırsızlığı ve hayalperestliği onu bu hallere düşürdü. Düşman her zaman fırsat arar. En ufacık zaaf anında o fırsatı yakalar ve yıllarca senin hizmetinde olan insanları suistimal etmeye başlar kendi çıkarları doğrultusunda. Ben de diyorum ki buna fırsat ve zemin yaratmayın. Ben kimsenin iyi ya da kötü olduğunu tartışmıyorum. Polat Alemdar,
Sen benim için değerlisin. Yanınızda olan bazılarını görünce buna pek inanasım gelmiyor. Ben yanımdakilerin ne olduğunu biliyorum. Asıl sen yanındakilere dikkat et. Ben benim yanımda olan herkese güveniyorum. Kefilim. Ortak, nedir bu antrepo işi? Çok karlı iş. Serbest bölgede yer alınırsa limandan daha büyük para kazanılıyor. Maliyeti olmayan kapalı mekanlar yapıyorsunuz. Metrekaresini gökdelen fiyatına kiralıyorsunuz. Herkes yapamıyor mu bu işi? Yok efendim. Hem limanınız olacak, hem serbest bölge olacak, hem de bunlara sahip olacak gücünüz olacak. Çok zor. İyi işte. Onların hepsi bizde var. Biz yapacağız. Korkma ortak. Korkunun ecele faydası sıfır. Ben sana gülüm demem. Gülün ömrü az olur. Memati baş. Ben bu Memati'nin raconunu seviyorum. Vallahi bu çocuğu başkası vursa zoruma gider. Soran Pürmüz. Abi Memati abi aradı. Tuncay Bey'le beraber bir iz yakalamışlar. Gidelim. Yanlış yaptığımı düşünmüyorum efendim. Getirdik Polat Alemdar'ı ve bu sayede çocuğun arkasındaki ismi öğrendik. Sanki bilmiyorduk. Konuşturabilseydin bilirdik. Mevzu kapanmıştır. Çocuğu emniyete teslim edin. Alper, sen git Zafer'i al. Emredersiniz efendim. Gözüm üzerinde Vural. Unutma, buranın patronu benim. Adam ikna olmuyor. Ben elimden geleni yaptım. İş sende Bulut. Bu adam ne iş yapıyor? Yüksek bürokrat. Yani devlet memuru. Evet. Oyun bozanlık yok adaş. Devlet işleri senin, ahiret işleri benim. Bu adam o görevde kaldığı sürece antrepo işi yatar Bulut. Bu adam devlet memuru kaldığı sürece ahiret işi yatar Yıldız. Adam mı seçiyorsun artık? Her ayağını kaydıramadığını öldüreceksek işimiz var. Bırak öldürmeyi, devlet memurunun düğmesini koparmam.
Herkes işini yapsın adaş. Gerçekten çok üzgünüm efendim. Ben de üzgünüm Kemal. Senden beklemediğim şeyler yapıyorsun. Ne deseniz haklısınız. Bundan böyle sizi mahcup etmeyeceğim. Yeter ki bir şans daha tanıyın bana. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Affetmezdim. Ben İnci'yi çok seviyorum Kemal. Eğer İnci'yi bir daha incitirsen dişlerinden tesbih yaparım. Limanların başına seni getiriyorum. Başarılı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim efendim. Artık sadece işinle ilgilen. İnci zaman içinde yumuşayacaktır. Teşekkür ederim. Kemal'i asla affetmeyeceğim. Neden boşanmıyorsunuz İnci? Babam izin vermiyor. Şekerim. Şirket içi evlilik yaparsan boşanmak için de bakanlık izni gerekir. Kapatalım bu konuyu. Sinirlerim bozuluyor. Sen neler yapıyorsun şekerim? Hı? Ne yapayım? İş güç işte. Hayatımızın tamamı işle çevrelenmişken bu derneğin hayali bile bana soluk aldırdı. Ben de bir parça o yüzden kabul ettim İnci. Hem bireysel silahsızlanmaya inanıyorum, hem de 24 saatimi iş düşünerek geçirmek istemiyorum. Yaşamadığımız, görmediğimiz bambaşka bir hayat var. İnsanlar ölüyor değil mi şekerim? Yani insanlar tabii ki ölmek için doğuyorlar ama hiç kimse kurşunlanarak ölmeyi hak etmiyor. Eskiden en azından düello varmış. Daha adil bir şey. Düşünsenize, bir kadın için iki erkek birbirine aynı anda silah doğrultuyor. Sen bir kadın için ölümü göze alabilir misin Fuat? Bu soruyu 6 ay önce sorsan hayır derdim. Hatta kafayı mı yedin İnci sen derdim. Sen dahil hiçbir kadın buna değmezsiniz derdim. Ama şimdi... Fuat... Yine başlayacaksan. Yanlış anlama lütfen Ahu. Dün böyle düşünüyordum. Ama bugün bu benim için en azından aşağılanacak değil, hayran olunacak bir cesaret. Konumuza dönebilir miyiz? Dernekte neler yapabiliriz? Öncelikle Ahu, Polat'tan ayrılman gerekiyor. Zaten beraber değiliz de neden bunu söylediğini öğrenebilir miyim? Şekerim, sen de bir alemsin. Hem bireysel silahlanmaya karşı ol, hem de bir suç makinesiyle sevgili ol. Gerçi örnekleri yok değil ama... Nasıl geçti usta? Bir sıkıntı yok Memati. Aman iyi usta. Nedir durum Tuncay Bey? Hastayı buraya kadar takip ettik. Yanında sadece bir adam var.
İçeride başka adamları var mı? Gelen giden yok usta. Affedersiniz efendim. Büyüklerimin yanında söz söylemek haddim değil ama ilk boşlukta içeriye dışarıdan göz attım. Sadece iki kişiler. Ne zaman baktınız Hüsnü Bey? Abdest bozma bahanesiyle baktım. Affedersiniz. Teşekkür ederiz Hüsnü Bey. Tuncay Bey, siz ambulans çağırın, hasta ile ilgilenin. Biz bakalım Memati. Bakalım usta. Şey bitti şimdi, adam mı satıyorsunuz, böbrek mi satıyorsunuz lan dalaksız? Bunu nerede? Abi vallahi ben bilmem. Ben masumum. Ben arkadaşa yardımcı oldum. Sevkiyatta. Bura başında. Ne sevkiyatı? Bunlardan geliyor. Murat sevkiyatın başında niye dursun? Abi siz basınca Murat kızdı. Bizzat sevkiyatla kendisi ilgileniyor. Yalan söyleme. Abi işlerinde biri varmış. Onun böbreği birine lazımmış. Kime? Bilmiyorum abi. Murat adamları nerede teslim alacak? Mecburdum. Yoksa beni açığa çıkartacaktı Tamer. Ben size dedim. Dinlemediniz ve bu bir adımınıza mal oldu. Şimdi sırada kim var? Ben mi? Nasılsa her hesabı soracağız. Ama bunun bir yolu yordamı var. Polat Alemdar'ı şu an için öldürmek hiçbir şeyi çözmez. Nasıl çözmezmiş? Polat Alemdar öldüğünde Memati sana biat eder mi? Onu da öldürürüm. O zaman geriye kim kalıyor? Yeni ekip kurarım. Polat Alemdar'ı vurduktan sonra, adın haine çıktıktan sonra ne kimse sana biat eder ne de yeni bir ekip kurabilirsin. Nasıl olacak? Durup bekleyecek miyiz? Hayır. Şartları oluşturacağız. Memati ölümden dönecek. Polat bunun intikamını almaya giderken ölecek. Sen de Polat'ı öldüreni öldüreceksin. Ve ekibin başına geçeceksin. Burası geçici olarak bizi idare eder. Ortalık sakinleşsin, yeni bir yer bakarız. Tam zamanında hareket ettik. Gençlerle bundan sonra ben ilgileneceğim. Tam işini buldun. Onların kafasını ütüler durursun. İdeolojik eğitimleri tamam. Pratikte çok zayıflar. Hallederiz. Gürhan senden çok bahsetti.
Sağ olsun. Yeni tanışıyoruz ama birbirimizi sevdik. İlk başta bir gerginlik oldu aramızda Cem abi. Ama konuşunca fikirlerimizin aynı olduğunu gördük. Delikanlılık böyle bir şey. Delikanlılar ilk başta kavga eder, sonra arkadaş olur. Memnun oldum Eren kardeş. Her zaman beklerim. Ben de memnun oldum. Abi var mı bir emrin? Ricam olur. Çalışmaya devam Gürhan. Gençleri sahipsiz bırakmayın. Başım üstüne abi. Nasıl, sevdi mi Cem abi? İyi birine benziyor. İyidir, çok iyidir. Hem de çok bilgilidir. Ben de seni biriyle tanıştırayım Güran. Sen de onu seversin. Kim? Gerçi kendisi şu sıra gönül işleriyle pek meşgul ama o da derya gibi adamdır memleket mevzularında. Cemil. Hoş geldin abi. Ne içersin? Gönül geldi mi? Gönül kim abi? Çay getir Cemil, uzatma. Sakin. Benim yabancı değil. Nasılsınız Gönül? İyiyim Hikmet Bey, siz? Beraber bir çay içersek daha iyi olur. Buyurun tabii. Affedersiniz. Buyurun. Ben şeker almıyorum. Biliyorum Gönül Hanım. Buraya yakın mı oturuyorsunuz? Uzak değil ama yürümeyi severim. Ne iş yapıyorsunuz? Siz ne iş yapıyorsunuz? Tamirciyim. Ne tamir ediyorsunuz? Belli ki gönül değil. Televizyon, radyo. Yani özeti minimum elektronik eşya. Ne güzel. Ben daha çok bozmayı beceririm. Problem değil. Nasıl olsa tamir edecek birini tanıyorsunuz artık. Benim dükkan yakında. Doğma büyüme buralıyımdır ben. Hiç görmedim sizi buralarda. Ben de sizi. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hiç mi hoş sohbet biri değilim ben? Yo, nereden çıkardınız? Ne bileyim, alışmamışım memleket meselesi haricinde konuşmaya. Benim için bir mahsuru yok, memleket meselesi konuşalım. Tezkere hakkında ne düşünüyorsunuz? Türküsü güzel, gel tezkere gel tezkere diye ama sonu güzel olur inşallah. İnşallah. Yok, bu böyle olmayacak. Nasıl? Ben sizinle görüşmek istiyorum. Görüşüyoruz ya. Yok böyle değil. Ciddi ciddi. Deli diyeceksiniz bana ama zaten ilk diyen olmazsınız. Lakabım delidir. Deli Hikmetler tanıyanlar. Niye? Son söylenecek lafı ilk söylediğim için herhalde. O yüzden ciddi ciddi sizinle görüşmek istiyorum. Beni tanımıyorsunuz. Bakın, ben o yeni internet laflarına inanmam. Birbirimizi tanıyalım edelim. Zevklerimiz birbirini tutuyor mu? Kim hangi şarkıyı seviyor? Kim hangi kitabı okuyor? Hayatınızda biri yoksa ben size talibim. Lakabınızı hak ediyorsunuz. Ben müsaadenizi isteyeyim.
defter için teşekkür ederim. Siz yine de dediklerimi düşünün. Ben burada sizi bekliyor olacağım. Her gün. Ortalarda yoktunuz Abdül Bey. İşim vardı. Ne işiniz vardı tekmeci Abdül Bey? İşine bak Eren. Doğru ya. Bizim işimiz öyle aval aval bakmak. Pardon beyefendi. Rahatsızlık verdik. Gözüm nedir durum? Tırında içine 3-5 adam koyun ha. Lan kim geberecekse gebersin bana ne lan? Tohumuna para mı saydım? Umurumda bile değil. Polat Alemdar ölecek diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hadi. Ne yapalım usta? Bekleyeceğiz Memati. Usta bir Çapanoğlu çıkmasın içinden. Memati, bir insan, bir tek insan kurtarmak için değmez mi? Değer usta. Bir insan kurtarmak için o şerefsizlerin hepsini gebertirim. Senin de dünyan başka Memati. Thank you.
Bak şuna.